CHP olağan kurultayından sonra parti meclisi üyeleri arasından seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belli oldu. 13 kişilik MYK'ya İzmir resmen damga vurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu MYK'ya İzmir'den 4 ismi birden aldı. MYK'da İzmir Milletvekili Selin Sayıkböke parti sözcüsü olurken Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır genel sekreter olarak görevlendirildi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İzmir eski milletvekili Erdal Aksünger bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu olurken İzmir Milletvekili Zeynep Altıok da insan ve doğa haklarından sorumlu MYK üyesi koltuğuna oturacak. 12 genel başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan MYK'daki görev dağılımı şöyle. Veli Ağbaba işçi sendikaları ve sivil toplum kuruluşları, Erdal Aksünger bilgi ve İletişim Teknolojileri, Zeynep Altıok İnsan ve Doğa Hakları, Tekin Bingöl Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme, Selin Sayıkböke Ekonomi Politikaları Parti Sözcüsü, Çetin Osman Budak İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri, Yasemin Öney Can Kurtaran Tanıtım ve Halkla İlişkiler, Lale Karabıyık Sosyal Politikalar, Ahmet Haluk Koç İdari ve Mali İşler, Bülent Ezcan Hukuk ve Seçim İşleri, Seyit Torun Yerel Yönetimler, Öztürk Yılmaz Dış İlişkiler ve Kamil Okyay Sıntır Genel Sekreter. Bu arada da MYK listesi belli olur olmaz Ege Haber'in canlı yayınına telefonla bağlanan İzmir Milletvekili ve CHP'nin yeni genel sekreteri Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır duygularını şöyle dile getirdi. Tabii bir görev bekliyordum. Bu görev hangi şekilde olur? Özellikle yerel yönetimler veya tarım, gıda ve hayvancılık. Ancak bu da genel sekreterlik görevi de partimizin hem idari hem de temsiliyet anlamında önemli bir görev. Sayın Genel Başkanımızın takdiridir. Parti meclisiyle ilgili kurultayda biliyorsunuz tercihler oldu. Kurultay delegelerimizin teveccühüyle parti meclisine girme onuruna dahil olduk diğer arkadaşlarımla birlikte. Sayın Genel Başkanımız da MYK'da böyle bir görevi tevdi etti. Evet efendim, Ege Ana Haber Bülteni'nde bir stüdyo konuğumuz daha olacak. Sizlere söylemiştik bültenimizin başında da hemen sizlere takdim etmek istiyorum. CHP İzmir Milletvekili, CHP Genel Sekreteri Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır bizlerle stüdyomuzda. Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Az önce izleyenlerimizle de paylaştık. Şimdi hemen sıcağına konuşmak lazım. Bu listeyi CHP'nin 2 numaralı koltuğuna genel sekreterliğe getirildiniz. Hemen sormak lazım tabii, bu görevi bekliyor muydunuz? Şimdi tabii biliyorsunuz, az önce programda da bunu ifade ettim. Biz bu kurultay sürecini geride bıraktık. Parti meclisi üyesi arkadaşlarımız hem Bilim Yönetim Kültür Platformu'ndan hem parti meclisine doğrudan aday olan arkadaşlarımız arasından örgütümüzün bütün kılcal damarlarından süzülerek gelen kurultay delegelerimizin iradesiyle, teveccühüyle bir parti meclisi oluştu. Sayın Genel Başkanımız da bu parti meclisi içerisinden, ki ben şunu rahatlıkla ve gönülden çok rahatlıkla söyleyebilirim. Parti meclisindeki görev almış olan bütün arkadaşlarımız, hepsi tek tek birbirinden değerli, nitelikli, kendi alanlarında, kendi mesleki uzmanlık alanlarında birikimleriyle katkı koyabilecek değerli arkadaşlarımız. Tabii bu tüzüğümüzün gereği Sayın Genel Başkanımızın takdiri, çalışma arkadaşlarını, kendisine yardımcı olacak genel başkan yardımcıları ve genel sekreteri belirlemek kendisine verilmiş bir yetki. Hı hı. O yetki çerçevesinde tabii ki beklediğimiz görevler vardı. Kendi adıma söyleyeyim, hani yerel yönetimlerle ilgili bir görev olabilir veya gıda tarım konusunda bir görev olabilir. Kırsal kalkınma, şu anda siyasi partilerin, bana göre bizim partimizin çok önemli vurgusu olması gereken, çok önemli bir çalışma alanı olması gereken konusudur kırsal kalkınma ve tarım. Bu da olabilir düşüncesindeydim. Ama zannediyorum geçmişten gelen hem devlet memuriyetinden, bürokrasiden gelen deneyimler, yöneticilik nitelikleri, belediye başkanlığı dönemindeki hem idari hem mali konulardaki sağladığımız disiplin ve oradaki kapasitemiz,
genel başkanımızın dikkatini çekmiş olacak ki partimizde gerçekten Sayın Genel Başkanımızın kendisinin kendi adına kimi zaman yetkisini devredebileceği çok önemli bir görev olan MYK'yı çalıştıracak, yönlendirecek, gündemini oluşturacak partide gerçekten çok nitelikli, önemli bir görev olan genel sekreterlik görevi de şahsıma uygun görmüşler. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Büyük bir onur vesilesi benim için. Kendisinin bu güvenine mazhar olacağımı, olmaya çalışacağımı belirtmek istiyorum. Siz... Tabii bu görev aslında şahsıma verilmiş bu görev. Bu benim bireysel bir şeyim de değil, konum da değil. Aslında bu ülkenin meselesi. Yani bugün partimizde oluşturulan MYK aslında halkımızın, önce partilerimizin, sonra partimizden gelecek beklentisi içerisinde olan bütün yurttaşlarımızın olmasa bile ülkemizin bekasının bir şeyidir, oluşturulan MYK. Bir umududur diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bütün seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Evet. Bundan önce bu görevleri yapmış, örneğin genel sekreterlik görevini veya parti MYK'da görev yapmış bütün parti büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Evet. Onların bizlere teslim ettiği bayrağı, önemli olan bizim daha yukarılara taşımamız. Şimdi sizin yeni görevinizle bağlantılı olarak 2014 aslında yerel seçimlerine de dönmek istiyorum ben. Şimdi 2014 yerel seçimlerinde yeniden Bornova Belediye Başkan adayı gösterilmemeniz çok konuşulmuştu. Ama siz önce milletvekili, şimdi ise partinizin genel sekreteri oldunuz. Şimdi iki yıldır bu yaşananlar aslında şöyle kısaca bir özetlenebilmeli. Tabii verilmiş olan kararlar örgütün bütününü, bütün tabanı veya bütün üst yönetimi bağlayıcı kararlar değil. Bir karar verilmiş olabilir. Bu karar doğru da olabilir. Yani ben başkan yapılmadım diyerek bu kararı eleştiriyor olabilirim ama zamanında bu yanlış bir karar da olmayabilir. Doğru bir karar da olabilir. Yani onun doğruluğu veya yanlışlığı o dönemin dinamiklerine, o dönemin dengelerine bağlı, konjonktüre bağlı bir karardır. Saygı duyarım. Tabii ben dilerdim ki belediye başkanlığını bir dönem daha yapabileyim. Bornova'mıza bir dönem daha hizmet edebileyim. Ama esas olan burada bu karar üzerine sinirlenip, kızgın, öfkeli olup, gemileri yakıp, yani kişisel, şahsi duygularını bireyin, siyasette bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun zaten ne kadar önemli olduğunu, sonuçlarını da ne olabileceğinin çok önemli bir kanıtı oldum aslında Türkiye siyasetinde. O nedenle bireysel düşünceler, duygular, egolar, bunlar eğer ki siyasette öne çıkarmaya çalışırsanız, o zaman siz kendiniz için varsınız. Siyaset ve toplum için, halk için değil. O anlamı taşır. Ben topluma, halka, partimize zarar verecek, kentimize, ülkemize zarar verecek davranışlardan, kendi duygularım yüzünden bu davranışlardan kaçındım. Ve bunun da en doğrusu olduğunu o zaman da düşünüyordum. Bugün de düşünüyorum. Yarın yine aynı şekilde düşüneceğim. Bunun örnek olmasını diliyorum. Siyasette bir göreve gelirsiniz, gelmezsiniz. Esas olan ilkelerdir. Esas olan sizin hayatınızı adadığınız, mücadelesini verdiğiniz, uğrunda mücadele ettiğiniz değerlerdir. Evet. O değerlere zarar verecek her türlü davranıştan, söz ve eylemden kaçındım. Tabii bu örgüt nezdinde, partilerimiz nezdinde, halkımız nezdinde takdir gördü. Ben hep iyi bir insan olmak, topluma örnek bir insan olmak ve bunun gereği olan davranışları sergilemek, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün yetiştirdiğimiz o küçücük yavrularımız ilkokul çağında, hatta okul öncesi çağında, onlar gözünüzün içine bakarken sizi örnek alıyor, sizden bir şey alıyor, bir enerji alıyor, bir duygu alıyor. Onlara o değerleri katabilmek çok önemliydi. Bu rol model olmak, bu davranışları sergilemek
önemliydi diye düşünüyorum. Bugün Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri aslında benim geride bıraktığım bu dönemin aslında doğru bir süreç olduğunun, partilerimiz nezdinde de örnek alınması gerektiğinin de bir göstergesi oldu. Evet. Teşekkür ediyorum. Tabii bundan sonra esas... Evet, şimdi sormak lazım. CHP Genel Sekreteri Sındır'ın bundan sonraki yol haritası ne olacak? Tabii bu da önemli bir. Gerçi kesinlikle. Siz bazı eklemeler yaptınız. Hatta en önemli eklemeleri yaptınız aslında az önceki konuşmalarda. Evet, kesinlikle. Tabii hayat devam ediyor. Türkiye siyaseti en çalkantılı, en hareketli dönemini yaşıyor şu anda. Gerek Türkiye ekonomisi, gerek toplumsal barış adına içinde bulunduğumuz süreç, gerek komşularımızla ilişkiler, siyasetin kendi içinde de şu anda bir rejim tartışması yapılıyor. Şu anda bir başkanlık sistemi mi olacak, ne olacak, parlamenter sistem, parlamenter demokratik yapı zarar mı görecek, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesinden sapıyor mu gibi endişeler, korkular, bir takım düşünceler ortada. Çok ciddi bir, yani çok temelde tartışılan konular gündemde. O nedenle bize verilen bu görev de bu anlamda çok önemli bir süreçte verilen çok önemli bir görev. Dediğim gibi bizden önceki görev yapmış Sayın Gürsel Tekin olsun, Sayın Behlül Tamaligil olsun, daha gerilere gidersek rahmetli Bülent Ecevit'ten gelen bu onurlu görevi yapıyor olmak benim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Onlardan aldığımız bayrağı ileriye taşımak. Hedef, herkes zannediyor ki hedef iktidar olmak. İktidar bir araçtır. Ben hep onu söylüyorum. İktidar olup esas olan Türkiye'nin, Cumhuriyet'in temel ilke değerleri üzerinde var olan partimizin Türkiye'nin bekası adına parlamenter demokrasiyi, özgürlükçü demokrasiyi, birinci sınıf demokrasiyi tesis edebilmek, yargının üzerindeki vesayeti kaldırabilmek, bunları sağlayabilmek adına yapılacak çalışmanın başarısıdır bizim hedefimiz. Diliyorum bunları gerçekleştireceğiz. Çok son derece nitelikli bir kadro, heyecanlı, dinamik bir kadro. Sadece partilerimize değil, partimizden ülkemiz adına, Cumhuriyetimizin bekası adına gelecek umudu taşıyan halkımız için de çok heyecan verici bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bir kere daha hayırlı olsun diyelim Sayın Sındır. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hem yayına katkılarınız hem de değerlendirmeleriniz hepimize, için. Hepimize, İzmir'imize, ülkemize hayırlısı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, Ege Ana Haber Bülteni'nde CHP İzmir Milletvekili, CHP Genel Sekreteri Profesör Doktor Kemal Okyay Sındır bizlerleydi, stüdyomuzdaydı efendim. Hemen sıcağı sıcağına değerlendirmelerde bulundu yeni görevin ardından.